Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 22 Eylül 2023'ün ikinci videosuyla sizlerleyim. Yok artık Fenerbahçe. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve ligimizdeki 6 lider takım içinde 10 üzeri resmi maç oynayıp da tümünü kazanan tek takım Fenerbahçe. Zaten resmi maçların tümünü kazanan 2 takım var. Manchester City ve Fenerbahçe. Şimdi... Başlarlar ama köy takımıyla oynadı muhabbetini diyor. Kubilay analiz Doktor Gürkan Kubilay. Serdar Ayner. Orta sahada Fred Crespo, arkalarında İsmail Yüksek, stoperde Ciku Beka, adam boğarlar demiş. Anladı demek ki artık ekmek gelmeyeceğini saldırdan yerini başkalarına bırakıp o da artık doğruları konuşmaya başlayacak. İzlenimi veriyor. Yemezler. Fenerbahçe'mizin Nörsland galibiyeti tüm yurtta sevinçle karşılandı. Ama birileri aslına bakarsanız üzüldü. Beşiktaş'ın maçını izlemedim. Hani o kadar vaktim yok. Dedim ki ulan keşke Beşiktaş da yenseydi dedim. Beşiktaş taraftar bana neredeyse küfür edecekti. Lan bunlar niye küfür ediyor anlamadım dedim hani bilmedim. Meğer Bürüş Beşiktaş'ı öttürmüş. Skor olarak yenememiş. E berabere tamam işte bazen de şanstan berabere kalacaksın. Beşiktaş taraftarı yönetime tepkiliymiş. Ben bilmiyordum. 24 orta yapmış. 22 şut atmış. 12 ko korner kullanmış. Toplam 58 girişimi olmuş. 3.39 gol beklentisi. Mert Güoğlu'nun muhteşem performansı diyor. Ve bir puanı Beşiktaş kaptı diyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarım gerçekten bana küfretmeye bak. Alay edecek falan olsam ederim, açık açık ederim yani dalga geçerim. Ama haberim yoktu. Şimdi Fenerbahçe'ye ilgili yazarlardan Fenerbahçe yorumları. <laughs> rakipleri dize getiriyor diye başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin her maçından sonra mutlaka ben bunu yorumluyorum. Gürcan Bilgiç İsmail Kartal oyuncularına karşı kartını açık kullandı. Hepiniz ilk 11'in bir parçasınız ve 7 oyuncu değiştirdi. 3 gün önceki maça göre eklenen bir hamleydi aslında ama Şimanski, Tadiç veya Ceko, İrfancan Kahveci öylesine izler bırakmıştı ki yoklukları aranır endişesi dalgalandı. Şimdi dün biz ben canlı yayın öncesinde maç açtım. Şey, canlı yayın öncesinde <laughs> maç öncesinde canlı yayın açtım pardon. Bazı abidik gubidik arkadaşlar 5 yeriz. Sen ne saçmalıyorsun ne 5 atması bu takım gol bile atamaz diyordu. Lütfen piste alalım onları. Gürcan Bekir Fenerbahçe takımı çok yüksek enerjiyle çıktı sahaya. 6 numaraya değil 12 numaraya ihtiyacınız var. Gustosu ile de Gustosu da hedefini bulmuştu. Kadıköy taraftarıyla da ben buradayım dedim. Önde baskın. Kapılan toplar. Usta ayaklar. Bir anda X koru 2-0. Bir anda skoru 2-0'a getirdi. İlk yarını, ikinci yarının başlangıçta gelen üçüncü golle birlikte keyif dakikaları. Ercan Güven. Ne dersiniz? Galibiyet serisine rağmen hiç sektirmeden sürekli İsmail Kartal'ın kulağını çekmek, akıl vermek, nasihat etmek uyumuzdan vazgeçmenin zamanı gelmedi mi? Hoca Avrupa'da 7'de 7 yaptı. Süper Ligi'de katarsanız 11'de 11. Rakipleri dize getiriyor. O niye var bu niye yok. Bilgiçliklerin elinden kulağını kurtaramıyor bir türlü. Buyurun işte büyük partizanı gol yemeden geçerek gruba yükselen Nörçland karşısına bir takım çıkarttı. Ne Tadic ne de Ceko ne Beka ne Ferdi ne Şimanski var kadroda. Maçtan önce bir küçük Jesus lakabı takmadıkları kaldı. Vay kartala. Engin Verel şimdi hoca düşünsün. Fenerbahçe'nin rakibini sağdan silen bir oyun ortaya koyduğuna şahit olduk. O kadar istekli, arzulu ve uyumlu bir takım vardı ki sahada herkes birbirinin boşluğunu kapattı. İzleyenlere de keyif veren bir takım ortaya çıktı. İlk yarıyı Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle iki farklı önde kapatan Fenerbahçe. Şimdi Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle iki farklı değil. Aslında ikiden daha fazla farklı. Çünkü bir de Kadıköy var. Rakibinin bu an da bitirmişti. Bu psikolojinin ikinci yarı da bizim adımıza pozitif yansıyacağı gün gibi ortadaydı. Dün geceye dair tek olumsuz düşüncem. İsmail Hoca bu takımı sahaya sürmekle iyi yapmadı. Şimdi herkes olası bir kötü sonuçta keşke o takımı oynatsaydı diye yüklenmeye başlayacak. Yani bundan sonra İsmail Hoca için en büyük tehlike sahada oynayanlar değil kulübede oturanlar olacak demiş. Vallahi ister oynatsın ister oynatmasın yine eleştiri geliyor. Senatok lig maçından farklı bir kadro ile sahadaydı Sarıla Civetler. Ciddi rotasyona gidilmesine rağmen yine de önemli tecrübeli isimler vardı. Bu isimlerin hem uyumları hem de performansları genel anlamda, anlamda iyiydi. Bunun etkisiyle 47'de Sarıla Civetler maçı büyük ölçüde bitirdi. Önde baskı ve tempolu oyun ile oynamaya çalışan sarı lacivertlere Danimarka ekibi belli bir noktaya kadar direnebildi diyor. Mehmet Ali Sabuncu. Fenerbahçe Danimarka, Danimarka'da rakibini yenerek Avrupa'da da yoluna devam galibiyette başladı. Maç öncesi kadro değişikliği bazı kesimlerde endişe oluştursa da takım oyunu ön plana çıkınca sonuç güzel oldu. Umarım devamı gelir. Bu maçta kenarda oturanların da kendine güveni geldi. Bu çok önemli. Mesela ben söylüyorum dün Fenerbahçe galibiyetten çok. Bence Chris Bobe, şu iyi kazandı ona geleceğim. Engin Kehale Danimarka Ligi'nin opta verilerine göre en çok topla oynayan, en çok pas yapan, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımının karşısında buna çok iyi cevap verebilecek bir kadro vardı. İki atletik bek, merkezde temasta oynayabilecek bir yapı ve ön tarafta baskıya uygun bir üçlü ile belki çok üretmedi Fenerbahçe ancak Johan Ler Torarp'ın bir teknik direktör olarak kurduğu sistemi darmadağın etmeyi başardı. Şimdi bir abonemiz daha var. Adı aklıma gelmedi. Hakkını helal etsin. Hocam Fenerbahçe rotasyon yapmadı diyor. Rakibe göre kadroyla çıktı diyor. Bunu lütfen deyin diyor. Adı aklıma gelmedi ama o kendini biliyor. Doğru söylüyor. Şimdi sağda Tadiç olsa önde basamazsın. Solda İrfan olsa sağda İrfan olsa önde basamazsın. Forvet Ceko olsa önde basamazsın. Şimdi Ceko ile pres yapmayı bekliyorlar. Ceko buna uygun bir forvet değil. Tadiç buna uygun kanat oyuncusu değil. Anladınız mı? Yani önde basmak için kent lazım. Think lazım, şu ay lazım. Orta sahada Crespo Mert Hakan hani ben fiziğim diyor. Ben fizik diyor. Crespo Mert Hakan Fred. Ben fizik, başka bir şey demiyor. Ben fizik. Fred diyor ki ben teknik artı fizik. Her şey ortada. Aynı zamanda o Usay gördünüz. Ömer Ündül Fenerbahçe rahat kazandı ama ben yine de sezon başında büyük rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkmayı doğru bulmuyorum. Osterwolde ve Serdar görevlerini yaptılar. En iyi oyuncular Fred Osai oldu. Crespo ile Mert Hakan da iyi görev yaptı diyor. Valla e, bana sorarsanız ben 1'e Fred'i yazarım. 2'ye Osterwolde'yi yazarım. Ya yani Kimse katılmak zorunda değil. Ama ben bunları yazarım. Crespo'da evet zaman zaman iyi görev yaptı. Belki 3. sırada Crespo'yu yazabilirim. Fenerbahçe'ye de 14,5 milyon lira sıcak para. Nörşland 3 bir mağlup etti. Kasasını doldurmaya devam ediyor. Sadece 3 puan annesine yazdırmadı. Kasasına da 500 bin euro sıcak para giriş yaptı. Arkadaşlar ben 300 bin euro diye lanse etmişim. Özürlerimi sunuyorum. Kafamda 300 bin euro olarak kalmış. 500 bin euro. Şimdi ilk maç 500 bin euro. Yani yaklaşık 14,5 milyon TL. Beraberliğe 166 bin euroymuş. Fenerbahçe 6'da 6 yapacak. 3 milyon euroyu cukkalayacak. 1. Sanırım gruptan çıkma parası da 2.5'e falan tekabül ediyor. 5.5-2. Bir de son 16'ya kaldığı için de 800 bin euro mu ne geliyor? 6.3. 6'da 6 yap. 6.3'ü al. Rotasyon yapmış ol. Takımı diri tutmuş ol. 10 numara 5 yıldız. Jadon Osterwold'e performansıyla büyüledi. Nörçlan karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken çoğunluğun kötü dediği ama sadece bir kişinin bu çocuk çok yetenekli görün bakın iyi paralara bile satabiliriz diye arkasında durdu. Jaden Oster taraftar ve teknikiyetten tam not aldı. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Yani e, aklınızın başınıza geldiği için teşekkür etmiyorum ama yanlış anlamayın. Sadece ee, bağnazlık yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Bak 3-1 mağlup ettik. Gösterdiği performans övgüyle söz ediliyor. 11'de başlaması, savunmaya hücuma yaptığı katkılar göz kamaştırması yani 22, yaş 22 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da birçok kişiden övgü aldı. But şu ayı maçta bir gol attı biliyorsunuz açıkçası biraz karmaşık bir maç oldu. Takım olarak iyi pres ortaya koyduk. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama planımız işe yaradı beraber kalabilmek önemliydi. Galip gelmek adına bence önemli işler yaptık dedi. Attığı gol attığı gol öncesi takımın ön alandaki pres hakkında da demiş ki önde baskı yaptık açıkçası. Rakip top oynaması seven bir takımdı. Biz de buna müsaade etmedik ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum diyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Eğer bu rakibin top oynamasına izin verseydik bize çok sıkıntı çıkarırdı. Açıkçası ben sahada süre, süre aldığım için çok mutluyum. Sanırım 4 maç önce oynamıştım. Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu da düşünüyorum. Bence zaman içinde insanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek diyordum. Ee, bu arada Batshuayi bu sezon Avrupa'daki 3. golünü kaydetmiş biliyorsunuz. Ligde süre almakta zorlanıyor ama Avrupa'da 4. kez ilk 11'de ve 3. golünü attı. Şimdi Batshuayi konusunda biz sabah bir video paylaştık. Gidiyor kalıyor falan filan diye. Orada ben videonun içinde gereken açıklamaları yaptım. Yaptım yapmasını ama videoyu izleyen insan evlatlar anladı. İzlemeyenler onlar çamur atma derdine. Şimdi orada açıkladım ama yine de şunu söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal ve Batu bu sabah Samandıra'da özel bir toplantı yapmış. Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başladı Fenerbahçe. Ama Batu huzursuzluğu ortalığı ayağa kaldırdı. Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal demiş İsmail Kartal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içinde olması gerekiyor demiş. Daha sonra Batu söz almış. Hocasından özür dilemiş. Rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirmiş. Teknik karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşlarıyla de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söylemiş. Özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğumdan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok demiş. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal eğer oyuncudan etkilenmiş ya da korkak bir profilde bir adamsa <laughs> ne yapar biliyor musunuz? Gider Batshuayi ilk 11'de oynatır Antalya maçında. Takım böyle bir hataya düşmesin. Hoca olan İsmail Kartal, karar verecek İsmail Kartal Batu sadece bir oyuncu. Avrupa Kupalarında son 19 maçın 15'ini kazanıp 3'ünde berabere kalan birini kaybeden Fenerbahçe galibiyet mağlubiyet sayılarını 103'e eşitledi. 55 maçta berabere. Şimdi geçen sezondan bu yana yaptığı Avrupa'daki 19 maçta 15. galibiyetini aldı. Sadece bir kez kaybetti o da Sevilla'ya şanssız bir mağlubiyet. 3 kez de beraberlik. Arkadaşlar ben size ne dedim? Daha kurallar çekildiğinde ne dedim? Kimseyi küçük görmüyorum ama Fenerbahçe'nin galibiyet sayısını mağlubiyetin önüne geçirmesi için muhteşem fırsat. Dedim mi? Dedim. Şimdi 103'e 103 oldu. Çok da güzel oldu. Kaldı 5 maç. 108'e 103 ile bu grubu bitireceğiz inşallah. Ben inanıyorum. Yaparız. Yapabiliriz. Ve bir tık daha öteye gideyim mi? Belki 110'a 103 olacak. Daha da ilerleyecek. Belki 112'ye 103 olacak. Belki 114'e 103 olacak. 115'e 103'te de belki kupa kazanacaksın arka arkaya kazanıp. Hiç belli olmaz bu işler. Fenerbahçe kadın futbol takımına yeni golcü resmi olarak da açıklanmış. Fenerbahçe kadın futbol takımı Kanadalı forvet Steer'ı kadrosuna katmış. Yani Fenerbahçe Kanadalı forvet Steer'ı kadrosuna kattı diyelim. E, Daniel'le Alize Steer'ı kadrosuna kattığını duyurmuş. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon yapılanması kapsamında Geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında o forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma sağlandı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyecekmiş arkadaşlar. Yani bu da e, sonuçta transfer. Hayırlı olsun diyelim. Vallahi Fenerbahçe açısından güzel bir şey geçiyor. Bugün de güzel geçiyor İnşallah yarın daha da güzel bir sonuç çıkar ortaya. Yani Galatasaray'ın rakibine başarılar diliyorum. İnşallah yatmazlar. İnşallah satmazlar. İnşallah ölümünü oynarlar. İnşallah maçı kazanırlar. Yani aslan kesilip kazandılar inşallah. Sonra günümüz daha da güzel olsun. Pazar gününde Fenerbahçe'miz tekrar kazansın. Çok daha güzel olsun haftamız. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Ben bu videoyu çektim. 50.953 idi şurası. Bakalım 51.000'e ne zaman ulaşacağız. Desteklerinizden dolayı teşekkürler. Görüşmek üzere.